Veliz. Soner'in kaçtığını konaktakilere söylemeyeceğiz. Kimse endişelenmesin. Özellikle de... Hicran'a değil mi? Şu durumda bile düşündüğün tek şey Hicran endişelenmesin. Tedirgin olmasın. Aman Hicran'ın kalbi kırılmasın. Peki ya benim kalbim Emre? Özellikle de Ali Hanım'a söyleme diyecektim. Senin için çok endişelendim. Hepimiz endişelendik. Ama boşunaymış. Nihayet gerçek duygularını açık ettin. Beni umursamadığın gün gibi ortada. Bizim seni umursadığımız kadar sen de kendini umursasaydın bu saçmalıklar olmaz deriz. Ya ben hastaneye geç kalsaydım? Ya Soner kaçmamış olsaydı o zaman ne olacaktı? Hapislerde mi çürüyecektin? Bu mu olacaktı yani? Ya sen hiç mi Ali Hanım'ı düşünmüyorsun? Ali Hanım. Tabii. Çok haklısın Emre ya. Çünkü benim düşünebileceğim tek şey teyzem değil mi? Beni umursayan, ne hissettiğime önem veren tek insan o. Haksızlık ediyorsun. Asıl sen haksızlık ediyorsun. O adam beni kaçırdı ya. Bana dokundu. Ellerime, omuzlarıma, bacaklarıma. Beni zapt etmek için sarıldı. Bunlar sana ne hissettiriyor Emre? Sen bana o kadar uzaksın ki. Bu durumun beni nasıl etkilediğini görmüyorsun bile. Ne yapsaydım ben? Geçti gitti mi deseydim? Ya o adam benim kafama silah dayadı silah. Gencecik bir kadınım ben. Bu yaşta ölüm korkusu neymiş onunla yüzleştim. Peki niye? Sevgili nişanlım beni riske atıp hiçbir şey yapmasın diye mi? Bütün bunlar seni haklı çıkarmaz Elis. Ben senin bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Bana başka çare bırakmadın sen Emre. Beni bu psikopatla bir başıma bıraktın. Ya sen ne dedin? Farkında mısın Yeliz? Beni kurtar ama o kadını, o psikopata teslim et. Ya ben bunu nasıl yapabilirim? Bu nasıl bir bencillik? Nerede adalet duygusu? Keşke adalet duygusuna verdiğin önemi, biraz da benim neler hissettiğimi, senin bana yaptıklarının neler hissettirdiğini anlamaya verseydin Emre. Zehra yarım saattir. Biz sizi hizmetçilerin işine karışmamanız konusunda daha kaç defa uyaracağız? Ben geçiyordum. Sus! Uğraşamam. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen mi derdime derman olacaksın? Asıl bela sensin sen. Bir de geçmişsin karşıma. Masum numaralarıyla iyi misin diyorsun bana ya. Yeliz, ne oluyor kızım, iyi misin? Değilim. Ben iyi falan değilim. Bunun sebebi de sensin. Geldiğin yetmiyormuş gibi bir de üstüne konağa yerleştin ya. Yeter artık kızım, git hayatımdan ya, yeter git. Yeliz! Asabı bozuldu iyice kızımın. Gel canım, ben seni odana çıkarayım. Tek kelime daha etmeyin. Hicran Hanım, ben Yeliz adına sizden çok özür dilerim. Ben sadece... Biliyorum. Her şey ortada zaten. Yeliz'in moral sinirleri çok bozuk. Siz iyi gözükmüyorsunuz. İsterseniz bir yudum su için. Lütfen. İyi misiniz? İyiyim. Ben bir meleğe bakayım.